Sağ içinden rapordan herkese merhabalar. Bu videoda Galatasaray'ın yeni transferi genç forvet Halil Dervişoğlu'nu değerlendireceğim. Ben bu videoyu çekerken hala transferin opsiyonla mı opsiyonsuz mu olacağı açıklanmadı. Ee, açıkçası Halil Dervişoğlu'nun babasının Salim Manav'a verdiği bir röportaj var. Ne olursa olsun imparator bizi bırakmaz, opsiyon yok ama bırakmaz gibi. Eğer opsiyon yoksa bu transfer bana pek mantıklı gelmiyor. 5-6 milyon euroya kadar olan... Bir opsiyonla bu transfer gerçekleşiyorsa tebrik ederim gayet iyi bir transfer ama opsiyonsuz oluyorsa Galatasaray'ın ve mevcut yönetimin yine günü kurtarıp gelecekten çalması. Çünkü bu mevcut yönetimin kiralık oyuncu alışkanlığı ve sürekli kendi dönemlerini kurtarmaya çalışıp gelecekteki parayı harcaması veya geleceği ötelemesi e, maalesef bir e, hayal kırıklığı. Şimdi biraz Halil Dervişoğlu'ndan bahsedeyim. Sparta Rotterdam'da Hollanda alt liglerinde goller asistler yapan bir oyuncu gençti. Aralık 1999 doğumlu 21 yaşında 19-20 sezonunu yani geçen sezonun ilk devresinde Eredivis'e çıktı Hollanda'nın bir numaralı ligine çıktı ve orada 5 gol 3 asist gibi bir ilk devre performansının ardından da Brentford kendisine bir yatırım yaptı 3 milyon euro gibi gayet makul bir fiyat hatta Trabzonspor'un Galatasaray'ın falan da o dönemde kendisini almak istemesi söz konusuydu. 3 milyon euro gayet verilebilir bir para. Ancak Bradford gençlere de çok yatırım yapan bir takım olmasına rağmen geçen sezonun ikinci döneminde pandemiden de sonra e, Halil Dervişoğlu'na neredeyse hiç süre vermedi. Herhalde bir adaptasyon sorunu yaşamış olmalı. Çok az süreleri var. Yani işte bir lig kupasında, FA Cup'ta falan süreleri var. E, onun dışında hiç neredeyse oynatmayıp tekrar Hollanda'ya, Twente'ye kiralıyorlar bu sene başı. Halil Dervişoğlu orada center forward'a pozisyonunda bulamamış da sol kanatta zaman zaman değerlendirilmiş. 9 tane maçta oynamış. Sadece 2 tane ilk 11 maçı var sezonun ilk yarısında Twente'de. Daha sonra da Brentford'a tekrar dönmüş. Brentford'da Ocak ayında hemen bir FA Cup maçında oynuyor Middlesbrough'a karşı ve 1 gol 1 asistle turun atlatmasında e, takımını takımının başrol oynuyor. E, zaten bu Aralık-Kasım aylarında U21 takımıyla da hem Avusturya karşısında hem Kosova maçında bol golü var. Avusturya'ya karşı hat-trick yapıyor, 3 gol, 3-2 kazanılan maçta direkt başrol oynuyor. Kosova'ya karşı da 1 gol, 1 asistle yine galibiyette önemli rol oynuyor. Yani Halil'in son 3-4 ayda da bir gelişim içerisinde olduğundan bahsetmek lazım. Twente'de her ne kadar oynayamasa da Ümit Milli Maçlarında performansını yükseltiyor. Ocak'ta gittiği, döndüğü Brentford'da da gol ve asist yapıyor Ocak başında ama daha sonraki maçlarda yine Halil'in oynamadığını görüyoruz. Süre de almadığını görüyoruz. Oyuncunun genel gidişatını zaten 21 yaşında bir oyuncu böyle özetledikten sonra oyuncunun niteliklerine değinelim. Öncelikle Sparta Rotterdam'da oldukça iyi bir performans sergilediği Hollanda Ligi'nde neden Twente'de bu senenin ilk devresinde hiç süre alamamış? Ona değinelim. 2 tane ilk 11 başladığı maçı var. 9 maçta süre almış. Onlar da işte çoğu zaman son 10 dakika 15 dakika girdiği maçlar. Sadece iki tane ilk 11 başlamış. O iki maçı izledim. Bir tanesi PSV'ye karşı. İkisinde de sol öne oynuyor. En önemli eksiği bence kanat oynadığında savunma yardımı neredeyse yok. Hatta PSV maçında PSV'nin sağdaki 24 yaşındaki Dumfries oldukça atletik bir oyuncu. Hücuma da çok çıkan bir oyuncu. Onu takip etmediği için bazı problemler yaratmış savunmada. Hatta bir pozisyonda savunmaya geç dönerken e, kolay bir çalım yiyor ve rakibin sağ kanattan ceza sahasına kolay girmesini sağlıyor ve PSV 1-0 öndeyken onun yediği çalımdan sonra onun kademesine giren oyuncu da penaltı yapıyor. Halil'in yediği çalımdan sonra. O penaltıyı Zahavi değerlendiremiyor ve daha sonra ikinci yarıda Twente golü bulup 1-1 bitiyor. Bir sonraki maçta yine ilk 11'de başlıyor Halil. Yine sol önde oynuyor ama yine onun e, savunmada takip etmediği oyuncu Ola John golü atıyor ve Volvirk'e karşı 2-0 mağlup oluyorlar. Ondan sonra da oynamıyor. Sol önde oynadığında savunma yardımı ve beki takip etme konusunda ciddi sıkıntıları olan bir oyuncu. Zaten çok süratli bir oyuncu değil. Çok güçlü bir oyuncu değil. Dribbling kabiliyeti oldukça iyi ama kenar rolleri bence ona biçilecek roller değil. Yani bence bu oyuncunun en önemli özelliği santrfor'da oynayabilme kabiliyeti, sırtı dönük oynama kabiliyeti. Yapabildiği en iyi şey de sırtı dönük top aldığı zaman hem sağa hem sola çok güzel devrilebiliyor. Çok kolay devriliyor. Yani Podolski'nin hatırlarsınız sağ önde topla buluşup soluyla devrildiği ve oradan şutlar, ara pasları attığı pozisyonlar çok oluyordu. Halil her iki tarafa da devrilebiliyor. Ee, kolaylıkla sırtını rakip kaleye dönebiliyor. Ee, rakip nereden basmışsa diğer tarafa topu çekip oyunu aktarabiliyor. Link up olarak da düşünebilirsiniz veya duvar olmak olarak da veya topu alıp sırtını dönüp direkt kaleye gitme olarak da düşünebilirsiniz. Çok fazla çalım zorlayan bir oyuncu, çok top kaybeden de bir oyuncu bu sebeple ama Bağlantıyı oldukça iyi sağlıyor. Sırtı dönük top alıp oynatmayı oldukça iyi sağlıyor. Hani bunu yaparken de fiziğini değil tekniğini kullanıyor. Çünkü öyle çok iri yarı, güçlü, çok uzun bir santrafor değil. 1.83 boyunda. Bir santrafor için ortalama denebilecek bir boy. Çok iri güçlü bir oyuncu da değil. Championship'te olmama nedeni bu olabilir. Yani İngiltere'deki Championship'te olsa fizik güç ve tempo çok yüksek. Ee, onu belki stoperler yıldırabilir düşüncesiyle belki süre bulamamıştır. Ama Hollanda daha yumuşak, lig olduğu için o sırtı dönük oyunları çok daha kolay yapabiliyor. Yine bizim Ümit Milli takımımız da kendi yaş grubuna karşı oynadığı zaman da fiziksel olarak bir zaaf yaşamıyor. Ama oyuncunun fiziksel olarak biraz ortalamanın altında olduğunu söylemek lazım. Yani ne çok hızlı bir oyuncu, çabuk bir oyuncu ne de hız, güçlü bir oyuncu, ne de hava hakimiyeti var. Fizik olarak eksik ama mental ve teknik olarak iyi olduğunu söylemek lazım. Mental açıdan mesela Oldukça soğukkanlı bir oyuncu. Doğru opsiyonları değerlendiriyor. Erken veya telaşlı karar vermiyor. Ve teknik olarak da işte her iki ayağına doğru da topu oldukça iyi çekebilen, dribbling kabiliyeti oldukça yüksek bir oyuncu. Henüz böyle bitiriciliğini çok geliştirmemiş ama ileride oynadıkça bitiriciliğini de çok geliştireceğini düşünüyorum. Çünkü teknik kapasitesi e, oldukça iyi bunu da söyleyelim. Bu fiziksel avantajına rağmen tekniğin iyi olmasını zaten biraz şeye de benzetebiliriz. Enes Ünal'a da benzetebiliriz. Farkındaysanız Enes da Hollanda Ligi'nde bol bol gol atıyordu tıpkı Halil gibi. Rotterdam dönemi en azından, Sparta-Rotterdam dönemi. Ama daha sonra daha zorlu liglere gittiğinde fiziksel zaaflarını yaşamıştı. Türkiye'deki fiziksel durum ne kadar zorlar ne kadar zorlamaz çok emin olamıyorum. Türkiye'deki fiziksel olay biraz sertlik ve faale yatkınlıkla ilgili bir durum. Ve Halil her ne kadar... Fiziksel olarak çok güçlü veya uzun bir oyuncu olmasa da sağ sola topla çok iyi devrilen bir oyuncu muhtemelen Türkiye'de kendisine çok faal yapılacaktır diye tahmin ediyorum Galatasaray'ın rakip kale önünde yay civarında Halil sayesinde çok faal almasını bekliyorum çünkü hem tekme yiyeceğim diye korkan tipte bir oyuncu değil ne olursa olsun çalımı deneyen kale önündeyken bile tekrar basıp tekrar yatırabilen ve boş kaleye ters ayakla ki ümit Milli Takım'da böyle golleri oldu bırakabilen bir oyuncu. Adem Büyük de bu tip işleri biliyorsunuz iyi yapıyor. Ee, belki onları yapabilmesini sağlar. Ayrıca kanatta defansif yardımını yapamıyor dediğim gibi kanatta yeterince hızlı bir oyuncu olmadığı için kanatta böyle topsuz koşular, gol koşuları da pek yapamıyor. Halil'i ben sadece Ümit Milli takımında izlediğim maçlarından hatırlıyordum ve Onyekuru ile birlikte gelince acaba Onyekuru'ya bir alternatif daha mı kanat forvet olarak mı düşünüyor Fatih Hoca diye değerlendirmiştim ama özellikle Halil'i kanatta oynadığı maçları da izleyince Halil'in kanatta değerlendireceğini hiç düşünmedim. Aksine Babel'in, Cagne'de herhalde gönderiliyor ki Babel belki de birinci santrafor olacak. Babel'in bir alternatifi olarak Halil Dervişoğlu'nu değerlendirmek lazım. Sırtı dönük oyun. Falcao tip bir oyuncu zaten. Dö belki bir ihtimal dönerse hani Babel Halil Dervişoğlu orada Fatihlerim sırtı dönük top alacak ve etrafındakileri oynatacak. on kuyruğu bol, bol kaçırtacak bir e, oyuncu aslında e, düşünüyor belli ki. Halil de bu e, kilit pasları da deneyen bir oyuncu aynı zamanda. Dribblinglerle dribling'lerle rakibi oldukça zorlayan. En dar alanda bile dribling deneyen, ceza sahasının içinde bile 2-3 kişinin arasından falan sıyrılmaya çalışan ve bu sebeple bol bol top da kaybeden. Hani çok riskli e, çalımlar deniyor. Ee, bol 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 topta kaybeden bir oyuncu ama sürekli de rakip stoperleri hataya zorlayan tipte bir oyuncu. Muhtemelen o kuruyu kaçıracak kanat oyuncularına oynarsa işte Kerem İjese'yi, Oğulcan'ı falan kaçıracak tipte en uçta, en center for pozisyonda oynatacaklarını düşünüyorum Halil'i. Tabi burada Ali Yavuz kolla farkına da değinmek lazım. Yani opsiyonsuz geliyorsa Ali Yavuz'a süre verirsin diyorum ama belki bir ihtimal opsiyonsuz geliyorsa da oluru şöyle olabilir. Ali Yavuz kolu belki de devamlı oynayacağı bir takıma gönderirsiniz 5 ay boyunca. Hani yedek kalmasın oynasın. Halil de 5 ay boyunca burada oynasın. Bizim oyuncumuzu birincilikte x bir takım geliştirsin. Biz de Halil Dervişoğlu ile bu şeyi atlatalım düşüncesi bir ihtimal kabul edilebilir. Çünkü Ali Yavuz kolun en önemli eksiği şey diyordum. Ben her zaman at gözlüğü takmış gibi sağdaki soldaki oyuncular görmeden topu alır almaz direkt kaleye gitmeyi düşünen tipte bir e, oyuncu Ali Yavuz. Yırtıcı bir oyuncu ama tak diğer takım arkadaşlarının onun içine katmayı bilmiyor. Halil Dervişoğlu'nda ise en iyi bildiği şey takım oyununu oynamak ve sırtı dönük toplarla birlikte e, diğer arkadaşlarıyla da birlikte oynamayı bilmesi. Tabi e, Halil'de öyle çok fazla bir hareketlilik ve çabukluk da yok yani onu da söyleyelim. Böyle Onyekuru gibi süratli aralara sızacak falan bir e, ee, forvet de değil ve hava hakimiyeti de e, oldukça eksik. 55 gol attığı görünüyor. Daha 21 yaşındaki bir oyuncu için oldukça iyi gol rakamları. Bütün gollerine bakmaya çalıştım. Sadece 5 tane kafa golü var. Bu 55 golün sadece 5 tanesi kafayla. Onların da tamamı e, Boş pozisyonda vurduğu kafalar. Yani bir futbolcunun üzerinden sıçrasın da kafa vursun. Fiziksel olarak gücünü kullansın da kafa vursun gibi bir şey yok. Hava hakimiyeti konusunda da ne tek olduğunu söylemek lazım. Bu tam boyla da alakalı değil. Mesela Fatih Tekke de Halil'den daha uzun bir center for değildi. Çok iyi sıçrıyordu. Veya Adem Büyük çok iyi sıçrıyor. Halil'in hava hakimiyetinde de bir eksik var. Fiziksel zaaflarından yani e, hızı ve gücünün eksik olduğunu söylemiştim. Hava hakimiyetinde o eksiklerden bir tanesi olarak sayabiliriz. Fiziksel zaaflarından bir tanesi de yine e, Kosova maçında mesela son oldukça ağır bir zeminde oynandı Samsun'da. Yağışlı bir ortamda oynandı ve Halil'in özellikle ikinci yarıda o ağır zeminde çok yorulduğunu ve oyundan düştüğünü de gördük. Muhtemelen dayanıklılık seviyesi de biraz düşük olabilir. Ayağında top tutmayı ve çalım atmayı çok sevdiği için çok top kaybı da yapıyor. Mesela Avusturya maçında hat-trick yaptı ve 3-2 kazanılan maçta başrol oynadı ama ilk 60 dakika boyunca defalarca top kaybı yaptığını yani defalarca zorlayıp defalarca top kaybı yaptığını ama buna rağmen yine zorlamaya devam ettiğini ve son 30 dakika yaptığı hat-trick maçı çevirdiğini de görüyoruz. Hani öyle de bir önce eyvah top kaybettim falan diye böyle yıkılıp saç baş yolup tekrar denemekten korkan tipte bir oyuncu değil. En azından Ümit Milli Takım'da öyle. Ama Twente'de sanki bu sene o oynadığı iki ilk 11 başladığı maçta biraz sanki böyle kendini göstermek için ekstra çaba sarf ettiğini ve bunun daha da kötü sonuçlandığını görüyorduk. Ve genel olarak her hareketinde ekstra iş deneyen yani ya kilit bas ya çalım artı vuruş böyle ekstra olaylar yani hep böyle bir jeneriklik işler deneyen tipte bir oyuncu. Son olarak bitiriciliğinden de biraz bahsedecek olursak ayak içiyle bütün vuruşlarını deniyor geri geldiği zaman sol ayağını kullanabilme kabiliyeti oldukça iyi sayılır. Sağ ayaklı olmasına rağmen solu da ortalamanın üzerinde kullanıyor. Genel itibariyle hep ayak içi vuruş deniyor. Ayak üstü vuruşu da çok çok az deniyor. Ayak içi vuruşları da gelişmeye oldukça müsait. Çünkü teknik kapasitesi ve soğukkanlılığı olan bir oyuncu. Onları yaşıyla birlikte geliştirecektir diye tahmin ediyorum. Bitiriciliğini geliştirecektir diye tahmin ediyorum. Net şekilde yatırım yapılacak tipte bir oyuncu. Fizik olarak gelişebilir. Henüz 21 yaşında. Daha da güçlenebilir ve bu mental özellikleri, bu sakinliği, soğukkanlılığı ve doğru kararlar verebiliyor olması sayesinde bir de bu teknik kapasitesi, iki ayağını kullanabiliyor olması, adam geçme becerisi, sırtı dönük oynama kabiliyeti ve bitiriciliğini de geliştiriyor olduğunu düşünürsek net şekilde yatırım yapılabilir. Ne kadara kadar yatırım yapardın sen olsan derseniz Brentford işte 3 milyon euro vermiş. Ne kendisi kullanabilmiş ne kiraladığı Twente'de ilk 11 olabilmiş. Brentford'un çok da böyle 8-10 milyon euro isteyecek hali yok. Oynatsa Üstüne koysa Halil onlara gittikten sonra bu paraları isteyebilir. Ama öyle çok fazla isteyeceğini istememesi gerektiğini düşünüyorum. Bence 5-6 milyon eurolara kadar opsiyonlu bir anlaşmanın oluru var, kabul edilir tarafı var. Ama daha yükseğine çıkmak şu an itibariyle birçok eksiğinde saydığım bir oyuncu için doğru değil. İlk etapta dediğim gibi Babel'in, Muhammed'in yediği olacaktır. Bence sadece Santrifor oynayabilir, kenarda oynayamaz. Oğulcan ve Onyekuru gibi kanat oyuncularının defansif yardımı ve konsantrasyonu, savunma katkısı çok çok daha yüksek Halil'den. Ama Halil'in de center for oynayabilme, sırtı dönük oynayabilme kabiliyeti onu gerçek anlamda potansiyelli bir oyuncu kılıyor. Umarım opsiyonla bu transfer gerçekleşiyordur ve Galatasaray nihayet geleceğine yönelik adımlar atıyordur diyeyim. Benden bu kadar şimdilik yapabilirsem ve olursa işte Muhammed gibi diğer Galatasaray transferlerinde veya Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın transferlerinde Bülent'le birlikte yapmaya, değerlendirmeye çalışacağız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.